Tamam Nuriye, tamam canım şimdi. Lütfen ama bak iki gün oldu. Rıza, Saçaklı Deniz'le aramda bir şey yok diyerekten inkar yoluna mı gidiyor hala? Aralarında bir şey olmamış, öyle mi? Ya öyle diyor Rıza. Ah Çelik Manolyam. Ah ev kızlarının sonuncusu, gelinlerin efendisi. Ah! Anne sen yine sabaha kadar televizyonda film mi seyrettin? Zaten ezel evvel öyle kızım. Şu kanepede televizyona baka baka dalıyorum Gülistan. Ama son 48 saattir 2 saat uyumuş numara, o da ilaçlan. Anneciğim, Nurhayat son 48 saat içerisinde değil uyumak hiç konuşmamış. Sahi mi söylüyorsun? Ayol bu kızın suyu ekmeği konuşmaz. Ah kuzum benim. Kuzuların sessizliği işte. Nur hayatım, canım, güzel, bahtsız kardeşim benim. Nasıl? Anneciğin, babacığın bizlere küsler mi canım? Küs. İyi. İki kişiye küs. Baban küs, annen değil. Kime küs? Yok, kabul etmek, onay vermek. Affetme, affetmek. Affetmek cette mi? Değil, değil, affetme. Bir kelime. Takı var mı canım? Yok, onun öyle değil yani. Kelime takısı var mı canım benim? Yok, yok, yok. Bir kelime mi? Bir... Okey vermek, onay vermek, tamam demek, değildir, rıza göstermek. Rıza'ya küs, rıza'ya küsler bize değiller. Tamam. Yapma ama bunu kendine canım benim. Geçti artık. Ah rüzgar gibi geçti. Anne sen de yedin bitirdin ama. Kurabiye. Kurabiye vereyim ben. İki kurabiye vereyim ben ablama. Yok. Bir kurabiye vereyim. Yok değil. İki kelime birincisi. Bu ne? Şişmanlıyorsun. Şişmanlıyorsun. Pazuların şişti. Spor yapmak istiyor anne. Spor yapmak. Değil. Yok. Şapka. Şapka tamam mı? Cepte mi? Değil. Pasta. Bak küçük pastaların diyor şapkasını kaldır altını yiyeyim diyor. Sigara püf. Sen o olaydan sonra sigaraya mı başladın gülüm? Ha? Değil. Yiyorsun karnın doyuyor ama sigara böreği istiyor. Ben sigara böreği... Değil. Bu pazuları şişti. Yiyorsun pazuları şişiyor. Anne bu kim ya? Temel Reis. Temel ıspanak. Ispanak mı? Ispanaklı börek istiyor. Ispanaklı börek mi istiyor? Vereyim ben abla. Hemen yiyeyim ben ıspanaklı börek. Ha. Al canımın için. Al bir tanem, al benim canıma. Anne bir şey diyecek. Kendime geliyorum diyecek galiba. Öyle mi? Konuşamıyorum ama bir konuşsam neler diyeceğim diyor ha? O da değil. Tarif et kızım, elinle tarif et. Ha benim bacaklarım daha güzel diyor. Ha? Değil. Hay nereye gidiyor? Anne değil. Kenarın Dilberi. Ay konuştu. Kenarın Dilberi tabii ya. Ay çok şükür Allah'ıma. Anlamadım, bana mı dediniz siz onu? Yok hayatım benim, yok güzelim benim, sana der miyim? Bak diyorum İstanbul'da diyorum denizin kenarlarında ne dilberler var diyorum. Deniz kenarının dilberi diyorum, onu diyorum sana. Kenarın dilberi diyorum sana. Ben öyle duymadım yalnız. Tatlım biliyor musun, ben de hiç duymadım. Çünkü havalar ısınmış, millet hep denize çıkmış. Deniz motorları falan diyorum, gürültü oluyor diyorum. Deniz motoru diyorum, deniz motoru. Yalnız çok ayıp şeyler bunlar. Ayıp mı, sen ayıpları biliyor musun acaba? Nişangilesi ahlaklı, mazbut bir delikanlıyı zorla eve atıp... Kirlettin mi, ne yaptın çocuğu? Kirletmek mi? Nasıl laflar bunlar ya? Sen daha hiçbir laf duymadın. Asıl hazırladığım laflar şimdi geliyor. Hop İzmir Alsacak'tan deniz motoru rumuzlu dinleyici için gelsin. Ahlaksız! Seviyesiz! Ay suratlı! Arıtma! Pis! Seni oraya kalardım. Ağzını vurdum! Ya ki pislik derim! Kişlik! Aslattı! Ağzını vurdum! Yırtacak derim!
Rıza Bey'le bir yere gidip bir kahve içmişliğimiz dahi yoktur bugüne kadar. Evet, o gece kendisi komşular nişana gelmiyor musunuz gibisinden bir ziyaret yaptı. Yaptım. Ben de görüntülerde takip ettiğiniz gibi. Ay biz katılamıyoruz ama siz dönün bir an önce dönün sizi beklerler. Ay ne yapıyorsunuz nişana gitsenize. gibisine. Öyle gibisine. İfadelerde bulundum. Olay bundan ibarettir. Rıza Bey'le tabii ki aramızda hiçbir şey geçmemiştir. Mişti mi? Bırak Allah aşkına ablacığım. Seni de anlıyorum. Uzatmaları oynuyorsun ama bu kadar da azmak olur mu affedersin? Bodrum'da bir yer var. Azmak başı. Sen git orada yaşa. Ama Şehmuz Bey itiraz ediyorum. Sataşma var. Siz benim anlattıklarıma mı inanacaksınız? Gördüklerinize mi? Sence? Nur hayatım. El alemin adamını gece gece ellerinden mellerine tuta tuta sen. Aa! Değil mi? Böyle hiçbir ıslak mendille falan elde silmeden, değil mi? Tuhaf ama çok tuhaf. Ya bizim eşeğin oğlu gece gece bir hanımın evine gidiyor. Bu tuhaf değil mi şimdi? Söyletiyorsunuz insanı. Ama baba ya. Bugün de sokağın ortasında bir fotoğrafçı bunun yolunu çevirmiş demiş. Siz bir başkasıyla mı evleniyorsunuz böyle duyduk diye sormuş. Hadi ya. Başkası mı? Ben şimdi başkası mı oldum? Herkese çok samimi davranan, çok sıcakkanlı bir insanım. Bu tamamen bir yanlış anlaşılma. En büyük kanıtı da şu. Benim hayatımda zaten başka biri var. Pardon? Kim var? Aslında söylemeyecektim ama madem iş buralara geldi, söyleyeyim. Daha çok yeni bir ilişki. Ben de duygularımı yeni yeni farkına varıyorum. Dizideki rol arkadaşım Çağatay Koç'tu. Yok artık. Aa, o çocuk mu? Gerçekten. Çağatay Koç'tu. Evet, pardon. Alo Çağatay, kendisi arıyor şu an. Çağatay Koç'tu konuşuyor. Bekliyorum sevgilim. Gözünü seveyim, kaliteli, seksi bir şeyler giy. Beni temsil edeceksin. Oldu oldu, tamam. Görüşürüz. Artık herhalde medyada yakalar bizi yakın bir zamanda. Ben öyle hissediyorum. Ben de açıklamamı yaparım. Rıza Bey'le arkadaşız, komşuyuz, aile dostuyuz falan gibi. Her şey böylece ortaya çıkar. Göreceğiz bakalım. O belli arkadaşlığınız var yani yavrum. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bizi pek ilgilendirmez. Biz sizin çevrenize çok uzağız. Anlamayız böyle magazin falan fişten işlerinden de. Bizimkisi ailelerin hassasiyeti açısından yani. Yok yok yo, yani zaten benim bir gizlim saklım da yok. Hatta nişan gecesi bizim ilişkimiz başlamıştı zaten. Hadi ya. İşte Nur hayatım, bizim Cihangir'de böyle dedikodusu bol. İki kişiyi bir arada görünce hemen böyle. Tabii tabii. Ne dedikodular, ne yalanlar, ne iftiralar. Yani sadece oyuncular için değil, bizler için bile zaman zaman neler söyleniyor. Neyse, ben kalkayım. Bekliyor kendisi aşağıda. Biz de medyadaki haberleri bekliyoruz ablacığım. Ben gördüğüme inanırım çünkü. Oldu. Bak ufukta paparazzi falan yok. Bence dağılalım Çağatay ya. Ellerimiz yapış yapış oldu. Senin reytingin hiç yok ya sevgilim. Ne alakası var canım? İşte Pamela Anderson gelmiş dediler. Beyoğlu'nda eğleniyormuş dediler. Bütün magazin oradaymış. Bana gel bari. Yok sağ ol, ben eve çıkayım. Böyle kuru kuru geçti bu gece. Öyle mi? Kuru kuru değil bayağı. Baksana yapış yapış geçti. Resmim de çekilmedi. Eve de boş gidiyorum. Bu gece boşu boşuna bir gün daha yaşlandım sevgilim. Ay Çağatay, sen niye taktın bu yaşlılık işine bu kadar? Nedir bu yaş takıntısı yani? Genciz, gayet güzeliz, fıstık gibiyiz. Allah Allah. Öyle değil mi? Yakışıklı mıyım sence? İyisin, iyisin. Gayet iyisin. Hiç şey yapma. O zaman hadi gel eve gidelim. İyi geceler Çağatay. Yarın tekrar deneriz bu paparazzi işine.
Sağ ol. Sağ ol. Çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. Oh, yeah! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.